Merhaba arkadaşlar ben Sedat Talabalı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Daha önce Kia Bango'nun dünden günümüze geçmişini videosunu çekmiştik. Bu sefer de ki konuğumuz Hyundai H100 hakkında bir video çekelim. Ocak 1977'de piyasaya sürülen ilk nesil Hyundai HD1000 olarak adlandırıldı. Ve M kamyon ve kamyonet minibüs 3 ve 12 koltuklu minibüs ambulans versiyonlarıyla o yıllarda üretilmeye başladı. Tabii ki yurt dışında farklı isimlerle alınsa da ülkemizde H100 olarak satıldı. Gelelim bu kısa bir H100 yolculuğu hep birlikte yapalım. Resimde gördüğünüz araç ikinci nesil H100'ün 1986 ve 96'lı yıllara kadar üretimidir. Bu aracın lisansı Mitsubishi L300 olarak bilinir. Nisans anlaşmasıyla Hyundai tarafından da üretilmiştir. Kasım 1986'da Hyundai'in şimdi yenilen lisanslı ikinci nesil Mitsubishi L300 olan ikinci nesil Porter'in tanıtımıyla etiketi biraz canlandırdı. Üçüncü nesil L300 Hyundai tarafından üretilirken Kralje olarak biliniyordu ve H100 Camry serisinin paralel olarak sadece bir minibüs olarak pazarlandı. E, bu resimde gördüğünüz iki kapılı, dört kapılı ve üç kapılı kamyonet olarak üretilmiştir ve bu araçlardan ülkemize o yıllarda çok nadiren de olsa piyasaya çıktı ama ülkemizde gülümüzün MMC'si, Ford'u gibi işte L300 gibi, Mazda E2200 gibi araçların bol pazarı olduğu Türkiye'de bu araçlar kendilerini çok belli edemedi ama ülkemizde yaklaşık olarak şu resimde gördüğünüz ince sinsi farlı araçlardan 20 adet bulunduğunu söyleyebilirim. Ama ülkemize 93-96 yılındaki gelen lesil güncellenmiş olan her yüzler ülkemize yaklaşık olarak 7000 adet kadar satmıştır. Hani diğer ki lesilde gelelim hep birlikte inceleyelim. Güncellenmiş olan her yüzde rakibi Kia, Bango ve Kia çerez araçlarından bir üst kademe fazla satılmıştır. Hem ülkemizde hem de Avrupa ülkelerinde büyük miktarda talep görmüştür. Yükseltilmiş ikinci nesil modelin makkaçlı bir versiyonudur. Yuvarlak fallar 1991 Hyundai Solata'dan bir direksiyon simidi ve daha yeni giregen gösterge paleli ana farklarıydı. Hollanda'da Hyundai H150 olarak adlandırıldı. 1993'lerde Porter normal bir kabin geliştirilmiş bir kabin veya bir çift kabin ile mevcuttu. Dizel 4 silindirli motor ile Mitsubishi'nin HD56 yani 2500 litrelik 4 silindir kamyoneti Hyundai yapımı bir versiyonudur. Buradaki kullanılan motor aslında L300 yani Mitsubishi tarafından geliştirilmiştir. Artık Hyundai Hyundai yapan namı kedi göz. İkinci nesli portrelerin yükseltilmiş versiyonu olarak adlandıran yeni H100 olarak da bilinir. Üçüncü nesil Mart 1996'da piyasaya sürüldü ve bu araçla şunu da söyleyebiliriz. 96'lı yıllarda Hyundai Kia'nın tüm hisselerini alarak artık bünyesine Kia'yı da katarak farklı versiyon ve güçlendirilmiş bir araçla piyasaya çıkıyor. 2 ve 4 kabin kamyon ve 3-4 kabinli kamyonet olarak bu araçların temeli inşaat ediliyor. Güney Afrika'da H100 Bakkiye olarak bilinir. Hollanda'da yine Hyundai H150 olarak adlandırılır. Melezgo'da Nomiris olarak bilinir. İşte Pakistan'da 1999 yılında üretime girdi. Ve ülkemizde de bu araçlar H100 olarak satıldı. Birçok versiyonda birçok ülkede farklı isimlerle bu araçlar alındı. Ve bazı dış ülkelerde bu araçların üst kademe olarak dediklerimiz işte 4 çarpı 4 gibi 2 çarpı 2 gibi bazı versiyonlarda üretildi. Ama ülkemizde satılan ve gülümüzde hala mevcut olan H100'ler 90'lı yılların başındaki şu anki resimde gördüğünüz kedi göz fallara sahip olan H100 diyebiliriz. Ve ülkemizde en çok satan 3. afif ticari araç yer almaktadır. Ve yaklaşık olarak o dönemler 8000 adet satılmıştır. Ve gülümüzün H yüzleri 4. nesil H100 olarak adlandırır. Güney Kore'de tek kabinli, uzun kabinli veya çift kabinli modelleri mevcut. Tek kabinli model 2430 metre veya 2640 metre 103 inç olmak üzere iki dingil mesafe seçeneğiyle mevcut iki motor bir seçimde bulunmaktadır ama ülkemizde işte iki buçukluk sıralı dört pistonlu araçları geldi. Ocak 2012'de makaslı H100 Kuley piyasaya sürüldü. Motor gücü 133 epeye çıkaran 6 ileri manuel ve 5 ileri otomatik şarjımanla eski 5 ileri manuel ve 4 ileri otomatik şarjımanın yerini almıştı ama ülkemizde Maalesef ki otomatik vitesleri gelmedi ve şu an H100'ün elektrikli versiyonlu kamyoneti üretildi ama ülkemize gelir mi, gelmez mi? Bunu da artık yıllar sonra görmüş olacağız. 26 Ağustos 2016'da Euro 6 modeli ortaya çıktı. Bej rengi seçeneği eklendi ve sürücü hava yastığıyla modelin standart hale getirildi ama bizim bu bizim ülkemize gelen h yüzlerde hava yastıkları yok. Hatta bilakis kilima bile birçok h yüzlerde Kia Bangolarda opsiyonlu olarak satılıyor. Ekim 1919'da filminlerde H100 temel alan Hyundai Class olarak da filmin hükümeti tarafından kamu hizmet aracı haline gelmiştir. Filminlerde tüm Devlet kurumlarında artık H100'leri kamu aracı olarak kullanılıyor. Şu an ülkemizde H100 ve Kia Bangola'nın fiyatları gerçekten tuzak uçutacak halde şu an H100 ve Kia Bangola 0 kilometreli araçları bayiler artık yok satıyor. Aksine bir H100 sahibi olmak istiyorsanız yaklaşık olarak 3 ay 6 ay süreli bir zaman biriminde beklemeniz gerekiyor. Şu an yaklaşık olarak 215 bin liraya kadar çıkan bu araçlar artık eskisi gibi satabilir mi diye düşünmüyor değilim. Çünkü bu araçları hepimiz biliriz ki 250 bin gibi civarlarda bu araçlar motor istemektedir. Aslında H100 Kia Bango'yu oluşturan bir şey L300'dür. Çünkü L300'ün nisas anlaşmasıyla geliştirerek ülkemize gelmiştir ve şurada söylemek istiyorum ki H100 Kia Bango bu araçların tipinde L300'ünde aynı tip benzeyen mevcut aracı vardır ama ülkemizdeki e, ithalatı şu ana kadar mevcut değildir ve 2022 yılında aynı bizim bu H100'lere benzeyen L300'lerin ülkemize sokulacağı söyleniyor ve bunun yanı sıra Hava yastığı, kelime, işte birçok dolanım özellikle birlikte ülkemize tekrardan L300 olarak satılacağı söyleniyor. Şu an herhangi bir yetkili açıklama olmasa da aslında L300'ün bence Hyundai'ın da, Kia'nın da birkaç tık daha fazla satacağını ve büyük miktarlarda talep göreceğini düşünmekteyim. Çünkü L300 gibi araçların motorları bu araçlara göre daha dayanıklıdır. Ortalama 1 milyon kilometre görebilir.